yine başlıyor. Öğretmen olacaklar özellikle. Şimdi bir tayinimiz çıktı. Gülün hocam espri yapalı 5 dakika olacak. Çok geçmiş. Tayinimiz çıktı. İzmir'de kura çekti. Şimdi özellikle bayanlar, ondan da orasında bu var maalesef. Paçayı bağlıyorlardı ya. Ben Bingöl nasıl gideceğim? Tam sana çıkmış benim dayı. Fotnos'a nasıl gideceğim ben? Ardahan'a, Yüksek'e var, Şendil'le falan. Taşlı çay. Bana dediler ki senin tayin nereye çıktı? Dedim ki doğuya çıktı. Nereden çıktı bu? Şimdi arkadaşımız 5 yıl sonrasında antrenmanı yapıyor. Şimdi... Ben Eriyatörü'yüm. Pek düşüncelerim inşallah. Çocuğa sormuşlar bu dörtlükteki gence daha doğrusu çocuk nasıl yanlış anlaşılabilir gence sormuşlar. Bu dörtlükteki tek dişi kalmış canavar ne anlama geliyor? O da cevap vermiş. Bu canavar kesinlikle bayan olsa gerek. Ömer Hoca. Ömer Hoca. Ömer Hoca, Ömer Hoca. Bizler var ya, şimdi içinizde kaç kişi günlük tutuyor? Günlük tutamayan insan bence yazıda yazamıyordur. Bravo. Vallahi iki, üç, yok sayamıyorum. Bazen yazıyorum. Biz babamızdan böyle gördük. Ama şurası bir gerçek. Ama. Şimdi bakın, Türklerin Anadolu'da aldıkları ilk yer neresidir diye lise talebesi sormuşlar. Cevap veriyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Malatya ise hepsi kabul. Diyor ki, Türklerin Anadolu'da aldıkları ilk yer Mortas'tır. son kuşlar adlı eser kimindir diye sormuşlar. Cevap veriyor. Maddedir. Diyor ki Divan-ı Humayun'u kim kaldırdı? Yerine ne geldi falan diye. Divan-ı Humayun'u divanı diyor. İkinci Mahmud kaldırmış olup yerine çok modern bir koltuk koymuş. Rekastatlar falan vardı. Apache gibi. Burada ekran var böyle. Tepegöz ışıklarla yüzüme vuruyor böyle apaçık böyle falan filan. Çocuğun birisi isim ilanı gibi nasıl sokuldu lan oraya? Asılıt kalemde orada bir değişiklik yapmış asetatta. Ben böyle tabii kendime geçiyor. Bak kap, bap bilmem ne. Batı Anadolu fayattı, Kuzey Anadolu fayattı falan. Şöyle dönüverdim. Millet birden gülmeye başladı. Ne var lan gülecek falan oldu. Dedi ki hocam anınızda enayi yazıyor. Şimdi aynı senin gibi. Utku şamar oldu Utku. Şimdi dersimizde bizde öğretmen şey çok olur. Edebiyat dersi öğretmen doğum izniyle ayrılmıştı. Bana dediler ki sen her terden çağırıyorsun edebiyata da gir. Girdim böyle derse. Gençler böyle. Zeballah gibi maşallah. Dedim bunlar ne anlatacağım. Girdim böyle. Dedim ki bugünkü konumuz Fuzuli. Arkadan cevap veriyor. Aynı senin gibi. Hangisi değil ki? Şey diyorum ki. Bak aynı dersi işte devam ediyorum. Şiir okuduk böyle işte. Leyla Mecnun'un falan. Fuzuli bu şiiri hangi duyguyla yazmıştır? Çocuk cevap veriyor. Kalk bakayım cevap ver oldu. Olamaz böyle bir şey ya. Hocam diyor yıllar sonra ders kitaplarında okusun bize işkence çekilir. Doğru değil. Yeri görüşürüz. Utku kasma. Evet. Arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biraz daha ayırsın. Bitirme biz daha güleceğiz zannediyorduk. Abi şaka değil biz biraz geçelim siz bir oturun. Evet. Bu gösteri 25. gösteri diye anabilirim artık. Sizi Karadenizler. Efendim? Öyle. Ben duymuyorum buradan sizi.
Ya kötü bir şey söylemedi ya. Hayır, yer değiştirdim dedi. Çıkış dönüşte. Biraz da sizimizi güldürdüm, biraz da sizi gidiyoruz. Bak, hiç kimse şunu kadar diyemez herhalde. Dedim ya, biz aspirin gibi sel dersi sokuyorlardı bizi. Özellikle stajyerlik döneminde. İngilizce dersine de girmiştik. Şimdi birkaç tane derse girip ilk şey şu, what is your name? Çocuklar hemen dedi, İngilizce biliyor bu. Vacide hocam. Ve birkaç tane cümle ezberlemiştim işte. If you understand, if you want, tam bir şey unuttum şimdi halim ama. Toparlayabilecek miyim bilmiyorum. Aydın hocam. Aydın hocam. Dikkat et. Sıtırmayı çözüyor. Understand this lesson.